Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın keşif ve gözetleme uydu ihtiyacını karşılamak amacıyla TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi Göktürk 2 uydusu için harekete geçti. Bu dev proje TÜBİTAK tarafından finanse edildi. Türkiye'nin uzay yolculuğunda bir dönüm noktası. Bilsat ve Rasat yer gözlem uydularından sonra şimdi sıra Göktürk 2'de. Beş kurum, yüzlerce Türk mühendis ve teknisyen, binlerce saatlik çalışma, tek bir amaç. Daha güçlü, daha gelişmiş, daha güvenli Türkiye için uzaya imza atmak. Sonuç, yerli uydumuz Göktürk 2. İleri teknolojiye ve yüksek yerlilik oranına sahip keşif ve gözetleme uydusu. Göktürk 2 ile her şey daha yakın. Yüksek çözünürlüklü kamerasıyla 2,5 metre siyah beyaz, 5 metre renkli görüntü iletebilen Göktürk 2 ile Türkiye artık uzaydan daha net keşif ve gözetleme yapabilecek. Göktürk 2 ile Türkiye daha güçlü. Yerli yazılımlarıyla egemen sisteme sahip Göktürk 2 sayesinde dünyanın her yerinden görüntü alınabilecek. Göktürk 2, savunmadan afet yönetimine, tarımdan çevre ve şehirciliğe, ormancılıktan madenciliğe kadar geniş bir alanda ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Göktürk 2 ile Türkiye daha gelişmiş bir ülke. Rasat ve hemen ardından Göktürk 2. Türkiye, yetişmiş insan gücü, gelişmiş teknolojik altyapısıyla kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve işleten bir ülke. Yeni projelerle uzaydaki gücünü pekiştiren, daha büyük hedeflerin peşinde koşan bir ülke. Göktürk 2 ile Türkiye, uzay teknolojilerinde söz sahibi ülke. Bu başarı hepimizin. Bu başarı Türkiye'nin.